Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Hemen Galatasaray'daki transfer haberlerine geçmek istiyorum. Kanalıma abone olursanız sevinirim. İlk haberimiz Galatasaray alacağız Torreira müjdesi. Spor Toto Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu zirvede tamamlayarak mutlu sona ulaşan Galatasaray'da alacağız Torreira ile ilgili flash gelişmeler yaşanıyor. Sezon başında Arsenal'dan transfer edilen Uruguaylı. Yıldızdan Sarı Kırmızılıları sevindiren bir haber geldi. Süper Lig'de sezonu zirvede noktalayarak 23. şampiyonluğunu kazanan Galatasaray'da transfer hareketliliği başladı. Yeni sezonda Şampiyonlar Liginde mücadele etmek isteyen Sarı Kırmızılılar, sezon başında olduğu gibi birçok yıldız ismi kadrosuna katacak. Geçtiğimiz transfer dönemlerinde yaptığı takviyelerle adından sıkça söz ettiren Galatasaray'ın en çok konuşulan transferlerinden biri Lucas Torreira olmuştu. Aslan, 2021-2022 sezonunda Fiorentina'da forma giyen ve bonservisi Arsenal'da bulunan Uruguaylı yıldız için 6 milyon avro ödemişti. Orta sahanın dinamosu olan Torreira, gösterdiği başarılı performansla kazanılan şampiyonlukta önemli rol oynamış ve taraftarın sevgilisi olmuştu. Süper Lig şampiyonluğunun ardından gözünü UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerine çeviren Galatasaray'a Lucas Torreira'dan müjdeli haber geldi. Sarı kırmızılı takımın ligde mutlu sona ulaşmasında önemli payı olan Uruguaylı orta saha oyuncusunun gelecek sezonda kalması büyük ölçüde kesinleşti. Sezonun bitmesinin ardından Torreira'nın geçen yıl kiralık olarak forma giydiği Fiorentina ve Milan kulüpleri Galatasaray'a bonservis için resmi tekliflerde bulundu. Futbolcuyu zaten bırakmak istemeyen Sarı Kırmızılı yönetim, her iki öneri 10 milyon avronun altında olunca direkt olumsuz yanıt verdi. Lucas Torreira da e gitmeden önce Galatasaray Sportif Hanım şirketi. Başkan vekili Erden Timur ile görüşüp, İstanbul'da mutlu olduğunu ve takımda kalmak istediğini söyledi. Sezon başında 6 milyon avroya alınan 27 yaşındaki Torreira, astronomik bir. Teklif gelmediği takdirde gelecek sezonda sarı-kırmızılı formayı giymeye devam edecek. Lucas Torreira bu sezon Galatasaray formasıyla 34 maçta forma giydi. Uruguaylı yıldız bir asistlik bir performans sergiledi. Torreira'nın Galatasaray ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor. 27 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 15 milyon avro. İkinci haberimiz yerden Timur'un transfer operasyonu. Sarı Kırmızılılarda transfere dair sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Başkan vekili Erden Timur'un geniş transfer havuzunda birçok isim öne çıkmaya devam ediyor. Timur şimdi de sol bek ve stoper sorununu çözmek için harekete geçti. Spor Toto Süper Lig'de sezonu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Sezonu zirvede tamamlayarak 23. şampiyonluğunu elde eden Sarı Kırmızılılarda transfer çalışmaları başladı. 2023-24 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeyi hedefleyen Sarı Kırmızılılar, geçtiğimiz yaz transfer döneminde birçok Dünya Yıldızı ismi kadrosuna katmıştı. Yönetim, önümüzdeki yaz transfer döneminde de aynı stratejiyi izlemeyi planlıyor. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, A-Spor ekranlarından yayınlanan 90 artı bir programında transfer gündemine dair dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu. Takımın bozulmasından yana olmadığını söyleyen Özbek, 5 oyuncumuza teklif var. Bu takımın bozulmasından yana değilim iyi bir uyum yakaladık. Birkaç takviye ile yola devam etmek istiyoruz, dedi. Zıcardıya Suudi Arabistan ve Avrupa'dan talipler var kolay bir transfer değil. Suudi Arabistan ve Avrupa'dan ilgilenen kulüpler var. Burada çok güzel bir ambiyans yakaladı. Erden görüşme yaptı. Transfer konusunu zorluyoruz. Sponsor görüşmelerimiz sürüyor. Her türlü imkanı devreye sokmak istiyoruz. Icardi, Galatasaray'ı seviyor ve Galatasaray'da kalmak istiyor. Bon servisini almak istiyoruz. Birkaç firmaya gittik ve Icardi transferinde bütçemizi aşarsak destek verir misiniz diye sorduk. Severek destekleyeceklerini açıkladılar, ifadelerini. Kullandı. Başkan vekili Erden Timur ise transferde gaza bastı. Cimbom'un sol bekte Tavares ısrarı. Bon servisi Arsenal'da olan Tavares için yönetim kiralama teklifinde bulundu. Tavares bu sezon kiralık olarak forma giydiği Marsilya'da 31 karşılaşmada görev aldı. 23 yaşındaki oyuncu bu maçlarda 6 golle oynadı. Transferdeki tek sorun Arsenal'ın Tavares için yaz kampından sonra karar vermek istemesi. Sarı Kırmızılılar Şampiyonlar Ligi nedeniyle bu transferi erken bitirmek istiyor. Tavares'in güncel piyasa değeri 18 milyon avro 3. haberimiz Liverpool'un yıldızı Galatasaray'a geliyor. Yeni sezon öncesi kadrosunda önemli değişiklikler yapacak olan Sarı Kırmızılılar, İngiltere Premier Lig'de ve Liverpool'da forma giyen yıldız futbolcunun transferi için düğmeye bastı. Sport Auto Süper Lig'de 2022-23 sezonunu şampiyonlukla noktalayan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. 23. şampiyonluğuna ulaşan Sarı Kırmızılılarda gözler, gerçekleştirilecek transferlere çevrildi. Cimbom, 2023-24 sezonu öncesi yarışacağı tüm kulvarlarda başarılı sonuçlar elde edebilecek bir kadro kurmak istiyor. Bu doğrultuda çalışmalarına hız veren yönetim, geçtiğimiz sezon başında olduğu gibi yeni sezon öncesiydi birçok yıldız transferi yaparak takımı güçlendirmeyi hedefliyor. Eksik görülen bölgeleri güçlendirmek için arayışlarını sürdüren Galatasaray'da önceliklerden biri sol bek transferi. Hatay Spor'dan kiralık transfer edilen Sam Adekugbe'nin performansından memnun kalmayan Cimbom, sol bek mevkisine bir takviye gerçekleştirmek istiyor. Galatasaray'dan Kasal Kanca. Premier Lig ekibi Liverpool'dan. Konstantinos Simikas için harekete geçti ve bu yönde somut adımlar attı. Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda sol beke mutlaka takviye yapacak olan Cimbom, Yunan futbolcunun menajerini İstanbul'a davet etti. 27 yaşındaki futbolcunun menajerine kulübün hedefleri, stratejisi, mali durumu ve oyuncu için düşündüğü kontrat planlaması anlatıldı. 30 Haziran 2025 tarihine kadar Liverpool ile sözleşmesi bulunan futbolcu için kulübü ile de önümüzdeki günlerde görüşme yapılması hedefleniyor. Bu sezon Premier Lig'de Liverpool formasıyla 20 maçta görev yapan Konstantinos Simikas, takımına 4 gollük katkı yaptı. Merseysi'de 2000'de toplamda 61 maçta 12 asist kaydeden futbolcuya 18 milyon avro değer biçiliyor. Simikas, futbol kariyerinde daha önce Olympiakos, Willem, Espejaruk, takımlarında oynadı. Yunan oyuncunun toplamda 256 karşılaşmada 14 gol ve 31 asisti bulunuyor. Ayrılmaya sıcak bakıyor. Yunan basını, Simikas'ın kariyerinde yeni bir sayfa açmaya sıcak baktığını ve Jimbo'nun ilgisinden memnun olduğunu yazdı. Dördüncü haberimiz Galatasaray'dan Nijeryalı golcü Yekanca. Yeni sezonda forvet hattını güçlendirmek isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. İngiliz basını sarı kırmızılıların Nijeryalı golcü için harekete geçtiğini duyurdu. Galatasaray için transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor habere göre, Nijeryalı forvet Polo Muacahu, Premier Lig'de küme düşen Southampton'dan ayrılmaya hazırlanıyor. Union Berlin ve Türk devi Galatasaray oyuncunun imzasıyla ilgileniyor. Onu acımlı ayrıca, Suudi Arabistan tarafı Altaoğlu'nda istiyor. Onu acımlı. Ocak ayında Belçika Pro takımlarından Kerece Genk'ten İngiliz ekibine katıldı 2.02 boyunda 29 yaşında. Bu sezon 33 maçta oynadı. Tecrübeli oyuncu bu mücadelelerde 17 gol kaydetti. Nijeryalı oyuncunun piyasa değeri 17 milyon avro. Onuajhu, milli takımı ile 19 maça çıktı ve 3 gol kaydetti. 4. haberimiz Cardi'ye sürpriz teklif. Transferde yetkili olan başkan vekili Erdem Timur Icardi, Galatasaray'da tutmak için yoğun mesai harcıyor. Performansıyla göz dolduran Süper Icardi, attığı gollerle şampiyonlukta büyük pay sahibi oldu. Fransız ekibi PSG ile görüşmelerini sürdüren Sarı Kırmızılılar Yıldız oyuncunun bonservisini almak istiyor. Taraftarların sevgilisi Mauro Icardi, Galatasaray'da devam etmek istiyor. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Mauro Icardi, çok başarılı bir transferdi. Bir sene boyunca 750 bin karşılığında oynadı. Duruşu, markamıza yakışması, beyefendiliği gibi birçok faktör var. O da Galatasaray'da kalmak istiyor. Görüşmeler son derece hız kazandı, açıklamalarında bulunmuştu. Icardi'nin transferinde flash bir gelişme yaşandı. Altaun Fece'nin Mauro Icardi'ye sözlü teklifte bulunduğunu açıkladı. Henüz alınan bir kararın olmadığı aktarırken, Galatasaray'da geçtiğimiz sezon çok mutlu olduğunu ifade etti. Galatasaray'da 26 maçta görev alan Icardi, 23 gol ve 8 asistlik performansıyla şampiyonluğun mimarlarından oldu. Taraftarın sevgilisi konumuna gelen 30 yaşındaki hücum oyuncusu, şampiyonluk kutlamalarının da en dikkat çeken ismiydi dünya yıldızı, kariyerinde Inter, PSG ve Barcelona gibi dev kulüplerin de formasını giydi. Mauro. Icardi'nin transfer markta göre güncel piyasa değeri 19 milyon avro olarak gösteriliyor. Icardi 2020 yılında Inter'den PSG'ye 50 milyon avro bedelli transfer olmuştu. Icardi'nin PSG'de sözleşmesi bir yıl daha devam ediyor arkadaşlar. Galatasaray transfer haberlerimiz bu kadar kanalıma abone olursanız sevinirim.